Hanımlar, beyler, yepyeni bir oyunda tekrar karşınızdayız. Bugün Demokrasi 4 oyununu oynayacağız. Hazır seçimlere yaklaşırken bu oyunda biraz heyecan katalım dedik. Bu oyunumuzu e, Osman arkadaşımızla oynayacağız. Bu oyunumuz siyasi içerikli bir oyun. E, hazır seçimlerde varken e, küçük bir heyecan yaratalım dedik. Bakalım biz e, bu ekonomini nasıl bir devlet yönetimi yapacağız? Hep birlikte görelim. Ayrıca e, bunun gerçekte hiçbir alakası yoktur. Tamamen oyun içeriklidir. Haydi başlayalım. Evet, başlıyoruz. <laughs> Bir de şimdi oyunun adı Demokrasi 4 ama bu demokrasi her için aynı demokrasi olmayabiliyor. Şimdi karşımızda da ülkeler var bizim. Bu ülkelere bir bakalım. Amerika Birleşik Devletleri çıktı mesela. Statüleri var. 9 milyon metrekare. Birleşik Karanlık. Yüz ölçüm 243 bin metrekare. Bayağı büyük bir ada ülke aslında. Yükursu 65 milyon. Japonya. 377 bin metrekare yüz ölçümü var. Bir de bir şey değil mi? Bak burada mesela dini kesim var ya. Dini kesimlerde de yüzde 41 Katolik, yüzde 40 inançsız, yüzde 5 Müslüman. Evet. Mesela burada yüzde 5 Müslüman, yüzde 40 inançsız kesim her türlü idare edebiliriz ama ka Katolik kesimi idare edemeyebiliriz ya. Yani. Ama benim bildiğim kadarıyla. Çok Fransa'da bu kadar çok inançsız olduğunu ben zannetmiyorum. Var mıdır sence? Bence de. Yani Avrupa'da ama gerçi şu son dönemde Avrupa'da çok ciddi bir sekülerleşme var. Büyük ihtimal seküler toplumu da inançsız saydığı için %40'lık oran vermiş olabilir. Bu Budistleri de acaba Hindistan'da da inançsız mı sayıyorlar sence? Olabilir. Abi şimdi Hindistan'da da binlerce din var. Hangi dinleri saymaya çalışsa sayamayacağı için bence hepsini inançsız deyip geçiyor olabilirler. Hindistan evet. var mı baksana. Bir. Şu anda bakalım Kanada var. Avustralya var. Yüz ölçümü bayağı büyük. Yine bir ada ülkesi. İspanya var. E, İspanya'da da diğer inançlar olarak geçmiş. Sanırım Budist olarak. %28 ateist var orada. yani. Çok acayip bir rakam. Evet. Almanya. Şöyle bir bakalım. 125 protestan var. Enteresan bu da. Acaba bu e, protestanlar da İkinci Dünya Savaşı'ndan kalan bir olay mı sence? Protestanlar mı? Evet. Onlar çok daha eski. Polonya'da falan var mıdır diyorsun protestanlarda? Vardır. Avrupalı birçok yerinde vardır. Katolik %27 çok enteresan. Evet. Burada inansızlık daha çok Almanya'da. Bak Avrupa'daki inansızlık oranı çok yüksek. Evet. Çok enteresan. Aslında böyle çok karmaşık bir yapıyı idare etmek e, oyunu daha eğlenceli yapabilir. Çünkü oyunun adı demokrasi. Mesela şimdi burada hangi kesim için biz demokrasi sağlayacağız? Bence biz bir yer seçip hızlıca bir başlayalım. Hep beraber e, görelim bakalım demokrasiymiş. Türkiye var bak Türkiye'yi bir... Evet Türkiye ile oynamak bence daha mantıklı. En azından hani siyasi içeriğini az çok biliyoruz. Başlatıyorum o zaman. Hadi bakalım. Şimdi e, burada partilerimiz var. Üç partiyle başlayalım. Bence e, bayağı baya bir demokratik olmuş olur. İki partiyle gitmeyelim. Zorluğumuz yüzde Doğuştan sosyalizm yüzde ekonomik döngü yüzde %95, siyasi soğukluk vesaire. Bunları hiç kurcalamadan başlayalım ama partimize bir isim vermemiz gerekiyor. Sence ne verelim? Kendimizi mi koyalım? Yoksa bayağı bir partimiz var. Hazırlardan bir tane seçelim. Tamam. Ama bu hazır seçilecek olan partiler de çok acayip. Mutlak bir dakika. Mutlak ne o? Eşitlik Demokratlar, Gelecek Partisi, Popüler Cumhuriyetçiler, Radikal Değişim Hareketi. Sanayi Partisi. Çok iyi ya. Yani. Sanayi Partisi bence de güzelmiş. Bunu mu seçsek acaba? <laughs> Sanayi Partisi. Parti Partisi var mı acaba? Parti Partisi yok. Her gece partiliyoruz partisi. İnancı savunanlar. Yolsuzlukla mücadele hareketi. Çok iyiymiş o. <laughs> evet ne seçelim sence? Kutsal Demokrat Parti. <laughs> Onu istiyorsan şuraya seçelim. Kutsal Demokrat Parti. Aşağılarda mıydı o? Evet. Kutsal. Kutsal Adalet İttifakıymış. Pardon yanlış okumuşum. Tamam bunu seçtik. Tekno çevreciler kalsın. Hem teknolar hem çevreciler biraz garip olur. Tamam o. peki. Birleşik biz... Çeşitlilik İttifakı da kalsın. Hem çeşitli hem birleşik hem de ittifaklar. Bence Bu, iyiler. Biz olacağız ama. Tamam kafalar karışık işte. Birleşik ılımlılar mı diyelim? Hangisiydi? Yok şu an mevcutta olan Birleşik Çeşitlilik İttifakı. Tamam. Benim için şey problem yok. Hem birleşik hem çeşitlilik var hem de ittifak var. Çok iyi. Tamam. Hangi renkte olalım? Renk fark eder mi? Bir bakalım hangi rengi seçebiliyoruz. Tamam. Gri olalım. Tarafsız diyorsun. Aynen öyle. Gri <laughs> olalım. Tamam. Bunlar kalsın mı? Kalsın. Onlar standarttır. Her oyunda bir kırmızı, bir mavi vardır. Yani bir turuncu vardır. Tamam o zaman. Başlayalım. Evet. E, şu anda bir seçim kazanmış halde geliyoruz. Nüfusumuz 84 milyon 300 bin. Baya bir e, nüfus kalabalığımız var Türkiye'de şu anda 5 yıl içinde yeniden seçimlere gideceğinizi unutmayın diyor. Biz galiba 5 yıl içinde e, tekrar seçim hazırlanacağız bu dönemde. Seçim için çalışacağız. Ne diyor? Son seçimde partiniz %10 çoğunluk ile kazandı diyor. Biraz diyor politik güç verecektir diyor bu politikalar uygulamanız. O zaman görev süresini başlatıyorum. Başlatalım. Evet koltuğa oturduk. Başkan iki tane başkanı var bu ülkenin. Ne yapacağız? Ne yapacağız? Şimdi sağ tarafta refah var hemen üst tarafı dış politikalar birazcık arayüzde yüzde tanıtmış olalım yan tarafa geçtiğin zaman ulaşım var Onun hemen altında kanu, kamu düzeni yani kanun düzeni kamu düzeni var Onun hemen altta, altında da kamu hizmetleri bunun içerisine sağlık bilim Adalet gibi şeyler giriyor Onun hemen yanında bizim vergilendirmelerimiz var Onun diğer bir yanında da ekonomi var asıl e, olayın iç yüzü bunların bütün hepsinin bir bütün olduğunu ve bu bütünün parçalarını yönetirken bir diğerini etkileyeceğini unutmamamız gerekiyor Yeşil çerçeveyle olan yerler galiba bizim şu anki mevcuttaki politika puanımızın yettiği çerçeveler onları değiştirip oynayabiliyoruz evet. ekranın sol tarafında zaten memnun olan ve memnun olmayan kesimleri görebiliyoruz. Evet, mesela emekli şu kesim an emekli kesim bayağı memnun. Niye memnun mesela bunlar? Sosyal bakımları var, ücretsiz otobüse binebiliyorlar, devamlı emeklilik maaşlarını alıyorlar, engelli yardımı var. Şu an ekranda zaten görebiliyorsunuz. Kışlık yakıt teşvikine kadar var. Sadece miras vergisiyle ilgili biraz sorunları var. Konut vergisiyle ilgili sorunları var. Ya emekliler aslında şöyle ülkenin ekonomisini biraz düzelttikten sonra bakabileceğimiz bir kesim bence. Çünkü şu an memnunlar ve bizim borcumuz var abi. Tamam, o zaman onu geçtik. Evet. Şimdi gençler bizim ülkemizde herhalde şu anda oyuna göre bayağı kötümser bir durumda. Çok, çok. Baksana hani, yerlerde yani memnun değiller hiç. Evet, yani şu anda mesela narkotikler çıktı en başta. Narkotik kısmında bayağı bir problem yaşıyor. Alkol yasasıyla alakalı belli bir problemleri var. Sosyal medya, çok enteresan. Sosyal medya burada da var. Bir bakalım mı istersen? Bakalım. Bakalım ne demiş? E, oyunumuz normalde İngilizce, e, biraz Türkçe yamasında problemler var bazı yerlerde İngilizce olarak e, çıkacak karşımıza. Bunları az buçuk size çevirmiş olacağız. Galiba sosyal medya ile ilgili e, sıkıntılar şu yönde devamlı yasaklar geliyor ve sınırlamalar var. Galiba bunlarla ilgili problemler yaşıyoruz. Özellikle e, liberaller, liberal kesim, gençler bu işte e, problemler yaşıyor. Muhafazakar kesim özellikle memnun bu durumdan. Doğal olarak değil mi? Evet. Bence bu şimdi şöyle bir parametre var burada. Muhafazakar kesimin memnun olması durumunda biz üç kesimi yani iki kesimi birden etkileyecek bir politika yürütüyoruz. Bence biz e, bu sosyal medyadaki yasakları birazcık gevşetebiliriz. Öyle mi? Bence öyle olur. En azından birbirini ötürlemiş oluruz. Deneyelim. Şöyle bakıyoruz. Bu bayağı bir bu sınırlamaya getiriyormuş. Evet. Şimdi aktif monitoring. Bu izleme takip galiba. Bu yaş sınırlamasına kadar gidiyor. Burada bayağı bir artış yapıyor. Evet. Sence sınırlamaları komple kaldırmalı mıyız? Hani sınırlama gelmeyecek hiçbir zaman. Yok hayır, sınırlı koyalım. Yine bir sınırımız olsun ama biz gençlerin birazcık sosyal medya yasağının e, gevşetilmesiyle birazcık bir tık gönüllerini kaldıralım. Bence 3 diplomatik puanı verebiliriz. O zaman burada bırakıyorum. Evet, maliyet arttı tabii bu arada. Maliyet düştü. Maliyetimiz düştü. Evet, çünkü düşüyor. Evet, pardon, pardon, maliyet. <laughs> Tamamdır. O zaman bunu uyguluyorum. Uygulayalım. Tamamdır. Yasayı geçiriyoruz. 3 politik sermaye evet, puanı, kullandırma puanını kullandık. Birazcık ekonomiye bakabiliriz. Ekonomimiz neredeydi? Hemen bir bakalım. Hemen aşağı. Salın Ekonomik aşağı durumlarda salın. mesela sendika kısıtlamaları var. İnsanlarda para yok. Millet aç ya. Devlet enerji şirketleri var. Bir bakalım istersen devlet enerji şirketleri nelermiş? Enerji endüstrisi. En büyük problem burada. Sübvanse etmesine izin veren diyor. Devletin istediği takdirde. Şimdi şöyle yapalım o zaman. Bir bakalım. Şu anda bayağı bir maliyet var yalnız. Görebiliyor musun? Evet. Milyar dolarlardan bahsediyoruz. Hani artıya geçeceğimiz durumlar nelermiş? Mesela sosyalist kesimi arttırıyoruz. Devlet enerji şirketlerini satın alıyor bence. Evet. Ülkedeki enerji şirketler ama bizim bunu yapacak şu anda ekonomik durumumuz yok. Bunu iç karışmayalım şu anda. Enerjimizi dışarı bağımlı kalacağız belli bir süre. Ne yapabiliriz? Hemen şuradan ipuçlarımızdan bakalım. Dış politika, refah, ekonomi, vergi, kamu hizmeti, kanun düzen ve ulaşım. Böyle mi yapsak acaba? E, gelir ve gider dengesini bir sağlayalım mı en başta? Evet. Sağladım. Ülkemiz için. Çünkü borcumuz 3 trilyon liraya kadar çıkmış. Hemen bir vergi kısmına bir bakalım. Vergimiz nasılmış ülkemizde. Özellikle burada paketleme vergisi. Diyor ki paketleme vergisi yapalım mı? Maliyetimiz yok ama olası gelirimiz çok. Atıyorum poşete 25 kuruş yapmayacağız da 2 lira yapacağız. Yapalım. Bakalım. Yapalım mı? Poşete para versinler. Şimdi. Ben diyor ben ki, yorum onlar da versin. Yani aynen. Şu anda bunu yaparak çevrecileri kazanmış oluyoruz. Gayri safi milli hasılamız da düşüyor ama nedense. Ama çevreci kesimi kazanıyoruz. ve e, vergi dilimimizde kazancımız artıyor. Sence %10 yükseliş yeter mi? Mesela 4.2. Alıştır alıştır. Önce bir yüzde on, sonra bir yüzde on, sonra bir yüzde on daha bize o işi götürürüz maksimuma kadar. Tamam. Doğru söylüyorsun. Hemen uyguladık. 6 tane e, politika puanımız kaldı. Şimdi birazcık daha vergilere bakalım ya da iç politikaya bakalım. KDV'ye bakalım hatta gelir vergisi var. Tamam, gelir bakalım. vergisine bakalım. Bakalım. Gelir vergisine de demiş? Devlet için para toplamanın en popüler yollarından biri. Biz de galiba gözümüz ona aşina olduğu için direkt onu seçmiş olduk. Burada orta gelirli kısmı muhtemelen yerle bir ediyoruz gelir vergisiyle. Biraz daha edelim. Çok kazanıyorlar. Ee, şu anda politik puanımız yetmiyor sanırım. Buna daha sonra bakacağız. Evet, 6 tane var. Biraz düşürebiliyoruz. Bakabilir. Bakıyor musun? %10 artışla gelirimiz nereden baksan 15 milyar lira artıyor. Şöyle bir detay da var eşitlik de artıyor. Eşitlik artıyor tabi. Ve sosyalistler de çok memnun kalıyor bu durumda. Sosyalistler vergi artınca niye memnun kalıyorsun? Amına Amına Buna şu anda bulaşmıyoruz. O zaman bu 3 ayı geçiriyoruz. Her turnümüz 3 ay sürüyor. 3 aylık kısmı halletmiş oluyoruz. Hemen bir sonraki turn'e geçiyoruz. Hemen geldik. Evet. Her 3 ayda bir yaşayacağımız bir olay. Ee, herhangi bir şekilde bir yasa geçiyor. Ee, devlet olayları oluyor. Onlara kesinlikle bir cevap vermek zorundayız. Şu anda mesela bütçe raporuna bakıyoruz. 41 milyar tutarında bütçe açığı veriyoruz. Acilen harcamaları azaltmalı ve vergileri arttırmalıyız. Zaten bir önceki törnde de bunu yaptık. Şimdi başka ne diyor? Seçim raporu. Partimiz diyor Birleşik Çeşitlilik İttifakı daha popüler hale geliyor. Son çeyrekte 676.717 yeni üye ve 42.294 yeni aktivist elde ettik diyor. Çevrecileri kazanmış oluyoruz evet. yavaş yavaş. Galiba bu poşet eee fiyatın arttırmanın en büyük şey şeyi bize artısı bu oldu. İşsizlik yasağı yasası düşüyor. Transseksüel askeri yasa diyor. Aa <laughs> vatanseverleri memnuniyetsiz kılacak bir seçim. Evet yani bu Şimdi burada trans askerler trans bireyler askere gitsin mi gitmesin mi? Meselesi var. Çok kritik bir soru. Mesela şimdi iki taraf içinde demokrasiyi nasıl sağlayacaksınız? Hadi buyurun. Evet. Siz de düşünün. Bir Bence tara bunu özür dilerim lafını kestim. Bence bunu yorumlarda da yazsınlar. Gitmeli mi gitmemeli mi? Kesinlikle. Ya Transseksüeller askere gitsin mi gitmesin mi? Mesela diyor ki cinsiyete bakılmaksızın tüm birliklerimiz açıkça onaylamalı desteklemeliyiz. Yani vatanseverlik sadece cinsiyetle ölçülemez diyor. Ee, Aynen bir sonraki öyle. sefere de şey mi çıkacak karşımıza? Kadınlar askerlikçisi mi gitmez mi diye. Muhtemelen çıkacak. Evet. 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 Şu anda e, bazı devletlerde biliyorsun kadın askerler var. Ayrıca iki seneye kadar bir e, askerlik süresi var. Yani yapmak zorunda olan yapıyor. Ama bu durum çok farklı. Hani farklı bir bakış açısıyla bakmamız gerekiyor aslında. Kardeşim hastaneye gideyim göğüs yaptırayım dedim. Bir baktım askerlik geldi. Yani bir de transseksüellerin askere gitmesi ülkeye ne kazandırır? Hiçbir şey kazandırmaz bence. Bence de. Koğuşu çok karıştırırlar abi bunlar. Transseksüeller eğer askere giderse koğuş çok karışır. Ya özellikle e, seçtiğimiz ülkeye bağlı olarak söylüyorum. Hani e, gerçekten problemler çıkacaktır. Çünkü... Ciddi bir muhafazakar kesim de var yani. Vatansever kesim de var. E, yasaklayalım. Ne diyorsun? Şu anlık yasaklayalım. İleride bakarız. Ben ekonomik gücümüzü elimize çok alırsak belki ileride ama sanmıyorum. O zaman bu kanunu ikimiz birlikte geçiriyoruz. Liberal kesim üzüldü. Vatansever kesimi kazandık. Alın size demokrasi. Şimdi vatansever kesimi ve muhafazakar kesimi kazandık. Liberal kesimi gençleri ve liberalizmi kaybettik. birazcık üzülsünler ama bu duruma. Yani eşitlik kazanması gerekiyor böyle bir şey. Çünkü erkekler zaten bizim seçtiğimiz ülkede Erkekler gidiyor askere. Bir de bir Çok şey da. diyeceğim. Biz bize oy veren çoğunluğu görebiliyor muyuz acaba? Biz liberallerle mi liberallerin desteğiyle mi muhafazakarların desteğiyle mi iktidara gelmişiz? Nasıl gelmişiz? Ben genel kurmay Cumhurbaşkanı Başbakanınızım. Bakalım. Hemen kanunu geçirdik. Şu. Hemen oyunumuzu açalım mı tekrar? Açalım. Muhtemelen şimdi burada artılarımız var. Zengin kesim. Zengin kesimi biz elde etmişiz. Hatta şöyle yapalım. Popülerliğimizi ayarlayalım. Mutluluktan Aza. Şimdi biz özellikle emekli kesimi elde etmişiz seçimde. Gördüğün gibi yemyeşil. Çevreci kesim bizim için popüler. Yoksul kesimi tutuyoruz. Devlet çalışanları bizim için iyi. Vatansever kesim. işe gidip gelenler galiba normal iş çalışan halk. Muhafazakar kesim bir neticede çiftçiler. Zengin kesim. Dindar kesim. Sosyalist ebeveynler. Herkes. Herkes dediğimiz ortalama bir şey herhalde. Halk Serbest çalışanlar, orta gelirliler vesaire vesaire böyle gidiyor. Ama oy alamadığımız kısım etnik azınlıklar. Yani e, milliyetçi olmayan insanlardan ve e, dışarıdan ülkemize gelip e, azınlık kazananlardan oy alamıyoruz. Almayalım abi. Ne yapalım? Yani 83 milyondan da yaklaşık bir 5-6 milyonu en az bize oy vermiyor. Yani ya kazanamayacağız ki hepsini yani. Bunları hiçbir zaman tam teşekkürlü mutlu edemeyeceğiz. Ne yapalım? Ülkeyi yani milliyetçiler bizim için vatansever halkımız. Onları ezip de azınlıkları aynen, tutacak halimiz yok aynen öyle. Vatansever kesin devlet çalışanları, emekliler, işe gidip gelenler bence gayet yeterli. Ama çiftçilerin memnuniyetini arttırabiliriz. Çiftçilerimize çiftçiler. bakalım. Doğru söylüyorsun. Çiftçilerim, çiftçiler çiftçiler baş tacımız. Hemen bakalım. Emlak çiftçiler. vergisini çiftçiler için düşürebiliriz. Araba vergisi galiba av kısıtlamaları büyük problem. Av kısıtlamalarına evet. bir bakalım istersen lazım. Bakalım. Dur? av kısıtlamalarına bir gelelim. Şimdi halka ceza ücretleri galiba bu konuda artacak. E, spor için hayvanları avlamak özellikle vahşi doğada sayıları azalıyorsa tartışmalı bir arayıştır diyor. Şimdi ama bunu da geçiren halk var demek ki. Evet. Bu kısımda. Evet. O zaman şöyle bir bakalım. Ceza ücretlerini düşürsek. Şimdi çevrecilerin poşette gönlünü kazandık. Av yasağını birazcık gevşeterek de e, çevrecileri İskalifiye edebiliriz. Biraz memnuniyetini düşürebiliriz. Sorun yok. Ben öyle düşünüyorum. O zaman sence %10 dilimi yeter mi yoksa 125? yeterli %10, olacak %10, mı? %10 yaparız. %10, %10. %10. O %25 yapalım. %25 yapalım. 3 puanımızı verelim. Evet. 3 puanımızı Maliyet o zaman. Maliyet arttı mı bu arada azaldı mı? Maliyetimiz azalıyor. Tamam gayet iyi. Çünkü muhtemelen lisanslara ücret vesaire kart çıkartma olayları e, azalacağından. Evet. Uygulayalım bence. Tamamdır. Çevrecileri biz yine bir yerde kaldırırız. Tamamdır. Çevrecilerimizi kazanacağız daha sonra. Ee, şimdi ne yapabiliriz? Mesela şu anda yine hala gelir ve gider dengesizliğimiz var. 40 milyar açığımız var. Ekonomiye bakalım. Ekonomi Çiftçi üretimini arttırma diye bir şey var mı acaba? Şöyle bakalım. E, refah kısmına bakalım. Ekonomi. Ekonomik kısmına. Mesela şehirde çiftçilik yapmak. Çok güzel. Şehirde muhtemelen... E, şimdi görüyoruz. Balkonlarda, e, teras katlarında insanlar... Kendilerine küçük bir seralar yaratıyorlar. daha fiyatının düşmesi bizim alacağımız vergiyi etkileyecek. Yüzde olarak. Ama e, üretim arttığı için de bizim e, cebimizden rahatlayacak. Enflasyon düşecek kısaca. Evet. Evet evet. Bence bunu uygulayalım. Hemen bakalım. Şehirde bitki yetiştirme izin verelim. City Farms. Yine %10 mu yapalım yoksa %25'e kadar çıkaralım mı? Maliyetimiz biraz artacak. %10 yapalım şimdilik. %10 yapıyoruz. Biraz memnuniyeti görelim. Tamamdır. Bunda maliyetimiz yok. Her, her masada varız. Her masada varız. Her masada varız diyor Osman. Hemen uyguladık. Süper. Uyguladık. Artık. Biz yine bir ipucu alalım. İpucumuzdan Oradan bakalım. Oradan bakalım. Ne diyor? Şimdi vergi kısmına mı bakalım? Refah mı bakalım? Şöyle bir bakalım. Refah için bir tık erken seçim zamanı yaklaşınca refaha girelim. Tamamdır. Ekonomi biz. Kamu, kanun ve düzene bir bakar mısın? Kanun ve düzenlere geldik. Şimdi kanun ve düzenlerde muhtemelen hukuksal e, kanunlar çıkartacağız. Mesela ölme hakkı var. Abi boşanmayı yasaklayın diyor. Buna <laughs> puanımız yetmiyor galiba. Kutsal Peki. evlilik kurumunun ölümden başka bir şeyle kesilmesi Sen amaçlanmadı. Söyleyeyim mi? Muhafazakarları mutlu eder, liberalleri yerle bir eder bu. Yani muhtemelen. Dindar kesmeyi gördün. yazıyor gördüm. zaten. Evet evet evet. Aynen. Bu şu anda istemediğimiz bir durum aslında. Zaten böyle bir şey izin vermeyiz yani boşanmayı yasaklamak ne demek yani. Yani özgür bir e, yerde yaşıyoruz aslında. Bence Onu, de çok özgür bir yerde yaşıyoruz ama biz nasıl bir ülkeye doğru onun onun kararını vermek gerekiyor yani. Şimdi bunu seçerken mesela eşcinsel olayında da öyle biraz. Nasıl bir ülke olmak istiyoruz? Yani öyle bir durum var. Evet, biz aslında tarafımızı da seçmedik. Şu anda ortalama bir şekilde gidiyoruz. Evet, evet, evet. Bir taraf seçmedik. Bunu dediğin gibi artık seçim zamanı yaklaşırken bunu deneyeceğiz. Şimdi ne dersin? Hangisine bakalım? Jüri davalara bir girer misin? Jüri davalar. Normalde bizim e, bu seçtiğimiz ülkede böyle bir olay yok. Değil mi jüriden? Evet, ama bak liberal kesimi ve liberalizmi biz biraz mutsuz etmiştik. Şimdi onların gönlünü kazanıp yolsuzluğu aşağı çekebiliriz. Çok iyi. Hemen bakalım o zaman. Maliyetler şu anda 740 milyon lira maliyetimiz var. Bunu tabii artacak maliyetimiz ama dediğin gibi e, yolsuzluğu düşüreceğiz ve liberal kesimi sevindireceğiz muhtemelen Evet. böyle evet, bir durumda. Evet, evet evet yolsuzluğu düşüreceğiz bu çok güzel bir şey. O zaman şöyle bir bakalım. E, %10 bir yükseliş ne dersin? Yeter. Şu tamam an olacak. maliyetleri bayağı arttırıyor. 100 milyona yakın bir maliyet tutlanıyoruz. Bizim için e, ciddi bir maliyet o vergilerden alırız aslında. Evet evet. Öyle yapacağız. Kanun düzenimiz artıyor. Evet. Nispeten. Biz o onlara, zaman biz onlara düzen getireceğiz, onlardan da vergisini alacağız. Ha, ben kanunu geçirdim. Evet, liberalistleri de biraz mutlu ettik. Liberal kardeşlerim. İstersen bu törnü de bitirelim. Evet, bu de, bu dönemi de geçelim. Hemen 3 ayı bitirdik. Hemen geri döndük. Evet, kurumsal tıbbi pazarlama. Aa, şimdi buradaki doktorların ben rüşvet almasını istemem ilaçları reçete verilmesin, onlara ilaç satılmasını istemem. Her şey bizim kontrolümüzde olsun isterim. Yönetmelikleri tanıtın. Bence mantıklı bir seçim. Bir kesim mutsuz olacaksa da olsun. Ya burada benim anladığım kadarıyla e, özel ilaç firmaları bunu zorunlu kılıyorlar doktorlara anladığım kadarıyla değil mi? Yani bu ilaçları tanıtmadan doktora direkt pazarlıyorlar. Yani ilaç sektörünü bir endüstri olarak görüyor ve biz endüstri olarak görmüyoruz. Ben şahsen görmüyorum. İlaç sektörünü endüstrinin dışarısında tamamen iyileşme amaçlı sağlık hizmeti amaçlı kullanalım. Bence yönetmelikleri tanıtalım. Aynen. Yönetmeliklerini tanıtsınlar. Motivasyona göre reçet etmesi kabul edilemez diyor. Bence de. Doktorlarımız kusura bakmasın. Az para kazansınlar. Biz onlara gerekli maaşı veriyoruz. Tamamdır o zaman. Hemen bakalım kimi kaybettik, kim kazandık. Evet. Emekli kesim mutlu, sağlık arttı. Kapitalist kesim Düştü. Özel sağlık hizmetleri eksi sekiz düştü. Önemli değil. Sağlık hizmetini devletimiz verir. Onlara mı kaldık? Hemen o zaman devam ediyoruz. Kanunu geçirdik. Şimdi seçim raporu var. Biz galiba e, bu aralarda anket yapıyoruz. Şimdi şöyle. Son çeyrekte bir milyon iki bin altı yeni üye ve yüz yirmi bin dört yeni aktivist elde ettik. Güzel bir e, şeyimiz oldu. Başlayayım. Popülerliğimiz arttı. Bütçe raporumuzda da gördüğü gibi 41, 41 milyar lirayı da 33 milyar liraya düştük. Bütçe raporumuz gayet iyiye gidiyor. Gördüğünüz demir, gibi. Demir yolu saldırısı olabilirmiş. Demir yolu e, galiba eşilerle ilgili problemlerimiz var. Onları da halledeceğiz ve insanlar hükümetinize karşı ilgisiz bir seçimde oyların %49 kadarını alabileceğinizi tahmin ediyoruz. Bence %49 güzel bir oran. Evet ama yetmez. Aynen öyle. Hemen devam ediyoruz. Sence bu bölümde neye bakmalıyız? Bence bu bölümde birazcık e, sendikalı kesime ve sürücü kesime bakalım. Gençlere bakalım. Özellikle gençlere bakalım ama şimdi gençlerin bizden beklentileri bence çok acayip. Çünkü yok sigaraya yasak getirme, narkotiği serbest bırak e, gibi şeyler var. Bunların içerisinde en mantıklısı bana fikri mülkiyet hakları gibi geliyor. Bu fikri mülkiyet haklarını birazcık serbest bırakabiliriz. Hemen bakalım İstedikleri istersen. İstedikleri gibi konuşabilsinler. Büyük ihtimalle bizim oy oranımızı da etkileyecek o. Bir bakalım. Nerede, nasıl bir sıkıntı yaşıyoruz? Galiba ee, ne demiş? Yaratıcılarına kullanımları üzerine bir tekel süresi tanıyarak yenilik fikirlerin korunmasını sağlayın diyor. Yani muhtemelen ee, amaç yaratıcılığı teşvik etmek ve ancak pratikte bu hakların kullanımı, hak tescili ve yaptırımı için ödeme yapabilen zengin kaynakların rehin olma eğilimindedir diyor. Yani burada gençleri kazanacağız ülkemizin zengin kesmini az buçuk kaybedeceğiz. Önemli değil. Gençler önemli. Bakalım hemen mesela. Bir oynatalım mı? Neler etkiliyor? Bir görelim. Hemen bakalım. Evet, teknolojiyi kötü etkiliyor ama yabancı yatırımı kendine çekiyor. Dış ilişkileri arttırıyor. Yoksul kesimi mutsuz ediyor. Kapitalist kesimi mutlu ediyor. Gençleri mutsuz ediyor. Evet. Gençleri biraz daha mutsuz ediyor. Muhtemelen fikri mülkiyet haklarını sınırlıyoruz abi biz. Burada. Evet. Evet. O aşağıda çekemiyoruz. O yüzden bence bunu birazcık geri... Bence bunu biraz böyle bırakalım. Yani şu an... Peki oynamayalım durum. mı diyorsun? Evet. Evet. Şu an mevcut durum kalsın. Çünkü biz gençleri memnun etmeye çalışırken memnunsuz edeceğiz. O zaman... Başka bir şekilde gençler. O zaman başka ne, ne var? Bakalım ne var? Ulusal hizmet var. Ee, sosyal medyaya bakmıştık zaten. İstiklal Marşları okullardaki gençler diyor. Bakalım. Bakalım. evet. Doğru. Hemen çok, İstiklal Marşı ile ilgili çok ne bir sıkıntı bir var? Konu. Bugünlerde diyor tüm aidiyet uygularını yetirdi okulda her gün İstiklal Marşı'yla başlamak milli gururunu artıracak ve terbiye etmelerine yardımcı olacaktır diyor. Her zaman hoşlanmayabilirler ama onlar için iyidir diyor. Bu galiba vatansever kesim evet. için. Şöyle gençlerin eğitimi eğitimiyle ilgili bir sorunları mı var acaba? İstiklal Marşı'nı okumaktan neden kocunuyorlar? İstiyorsan eğitimlerine bir bakalım. Bence bakalım evet. Bunlardan evet. önce bir eğitimlerine bakalım. Eğitim, Hemen bakalım. her şeyin başı eğitim. Eğitim olarak derde varmış? Zorunlu okul sporları. Ee, ulusal hizmet. Aa, aa, internet hızı. Hemen i̇nternet bakalım. Hızı. Hemen bakalım internet hızımıza. Şimdi kişisel düzeyde hem kara hem tamamlı hem de kablosuz mobil teknoloji aracını internet erişimini kullanabildiği e, ülkedeki BT altyapısının genel durumu demiş. Teknoloji kısmına bir bakalım. Teknolojide ne var? Nereye etkiliyor? Mesela teknoloji hibeleri var. Bilim finansmanı var. Bilim finansmanına geldik. Ne demiş? Bazı ülkelerde araştırmaların çoğu özel şirketler tarafından finanse edilmektedir. Devlet destekli bilim çok uzun vadeli araştırma projelerine yatırım yapmak için yararlı olabilir demiş ve ticari olarak ödüllendirici olmayabilir. Ne demiş? Şirketler tarafından patentlenmek yerine tüm nüfus için ücretsiz olarak temin edilebilir. Şimdi muhtemelen e, ülkedeki gençlere bilim finansmanı sağlamak istiyoruz. Yani şu şekilde e, bir genç evinde parası yokken bir mikroskop alamıyor mesela mikroskoplar bizim için e, ne demiş mesela bir hediye yani devletimiz mikroskobu bütün öğrencilere imkanı sunuyor mesela mikroskoptan öte ne geçebiliriz elektron mikroskopları varmış partikül hızlandırıcılar bu biraz fazla yani bizim ülkemiz bunu bütçesini kaldıracak bir ülke değil ama şöyle bir baktığımız zaman hemen geri alalım yani devlet çalışanlarını vesaire yani halk çoğunlukla mutlu oluyor. Aslında. Evet 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 bu çok güzel bir bilim finansmanını bence arada bir ziyaret edip kurcalamak gerekiyor. 6.50 milyar lirayı iyi mıdır? İyidir. Hemen o zaman uyguladık gençlerimizi az buçuk e, teknolojiye evet, yönlendirdik. Dedirdik. Şimdi, bunların bütün yanında bizim şu borcu bir kapatmamız lazım. Birazcık vergi yüklenebiliriz. Daha Aslında doğru söylüyorsun. Şimdi gençler e, mahrum kalacaklar. Az buçuk çalışan insanlıktan şey alabiliriz. Tütün vergisi var mesela. Tütün vergisi başka ne var vergilerde? Benzine vergi koyabiliyoruz. Çiftçileri çok güzeliz. Onu geçelim. Evet. Başka bakalım. Emlak vergisi olur, var. Olur. Olur. Zenginler, zenginlerden alalım. Tamam. Bakalım. Alalım Bunu %500 arttır Şu anda %5 Keşke emlak Keşke şey vergisi. olsa. Zengin kesin arttırabilsek mesela yoksul kesime vergi arttıramasak. Öyle bir tarz bir şey olsa. O zaman demokrasi olabilirdi belki üstüne bir yatır bizi böyle güzel bir tamam olsun ya. doğru söylüyorsun ama galiba böyle bir şeyimiz yok. Tıklasana belki vardır. Bakalım zengin kesme. Zengin kesim zaten e, özellikle sermaye kontrollerinde bayağı bir sıkıntı yaşıyor. E şimdi biz devlet olarak onun sermayesini kontrol etmedikten sonra yani bir vergi tahsilatı yaparken belli bir şeyini kontrol etmemiz lazım kotasını. Nasıl vergi alacağız? Bundan muzdaripler... Öfkeyi beslemek için destekli diyor. Bakar mısın o neymiş? Kıdemli Halklar Derneği. Bakalım. Burada bir şeyimiz yok. İstihbarat brifingimiz var. Burada yok. Galiba burada şeyi demek istiyor. Ee, bu kısma sıkıntı yaratmak istiyoruz. Zengin kesme. Hmm, Ama e, şu anda verginin çoğunluğunu zengin kesimden alıyoruz. Ülkemizde. Ya Bence bunların refahını şu anda fazla bozmamak en iyisi. Kesinlikle. Az buçuk. Sempatik bağışçılarımız da varmış hatta. Taha bardakçı, taha avcı. <laughs> İki tane e, ülkenin zengin kısmından aldığımız ee, kişiler. Gelire bakar mısın bir? Ne kadar bir para kazanıyoruz yukarıda? Hemen bakalım. Şu anda gelirimiz ülkenin evet, 346. Zenginlerin mi bize verdiği gelir? Ha, Az onu... önceki ekranda vardı. Öyle mi? Tekrar bakalım. Neredeydi? Nereden geldi konu? Şu emlak vergisinden tekrar o zaman zengin, zengin kesme düşün. girelim. Orada gelir. %61. Mutluluğumuş. Gelirimize bakalım. Stabil. %53. Bence biraz bunlardan para almamız lazım. Yani nüfusun yüzdesi de %5.70. Evet. Yani bu da tekabül ettiği rakamda 4 milyon 840 bin kişi demek. Bayağı bir zengin var aslında ülkemizde. Evet evet 4 milyon zengin var. Hemen o zaman emlak vergisinden şöyle bir girelim. Dediğim gibi. Şimdi bunu %10 hatta neyle başlıyoruz bakalım. 4.39 milyar lira ile başlıyoruz. Tamam. Bunu %10 yapsak yaklaşık alalım alalım arttıralım biraz daha. Sonuna kadar çekelim o çubuğu. %25'e kadar çıkalım mı diyorsun? Bence çıkalım. Hatta %25. Ama %23. şöyle eşit orta gelir kesim bayağı mutsuz olacak. Çok az %10 yapalım. Evet az orta gelir kaybediyoruz. Dengeli dengeli yapalım. %10'da Ve... okeyiz o zaman. Evet. Şu emekli kesim emekli kesim çok önemli değil. Onlar zaten mutlular. Ee, ama şu e, orta kesim mi, orta gelirli kesimi mutlu edecek bir şeyler de yapmamız lazım. O zaman e, bunu 6.5 milyar liraya çekelim. Ondan sonra direkt orta kesimi biz ziyaret edelim. Tamam. Hemen tamam. ayarlamıştık. Tamamdır. Uyguluyorum yasayı Uygulayalım. Tamamdır. 6 politik puan harcadık. Şimdi orta gelirli kesim Şimdi bunlar direkt zaten vergi kısmında kalmışlar. Orta kesim. Yapacak bir şey yok. Okul vergisi kredilerinden bir tık memnun edebiliriz belki. Bakalım okul vergisi. Vergi hükümlerini azaltmak için insanların paralarını özel eğitime harcamaya teşvik etmek için tasarlanmış bir vergi indirimi ve kredi sistemi diyor. Yani bu özel okullara o zaman teşvik ediyoruz. Orta kesim özel okullara gidiyor. Etmeyelim. Bunlara harcadığımız maliyeti düşürelim hatta. Biraz daha mutsuz olsunlar. Yapacak bir şey yok. Devlet okuma gitsinler. Yani. Bir eşitlik kazandıralım. Evet. Hatta sosyalist kesimi ve yoksul kesimi sevindiriyoruz. Evet, Kapitalist kesimi. Evet. Bence şey düşürür. Maliyetimiz de düşür %10 gibi bir düşüş. O zaman direkt maliyet 3 milyona mı düşüreyim? Daha da inelim mi? Daha da düşüreyim. Direkt %10'un sınırına çekelim. O zaman şöyle hiçbirine kadar iniyoruz. %3'ün sınırı. Hemen sermaye puanımızı evet, iki evet. buçuğa yarı yarıya neredeyse evet, düşürdük. Evet evet evet. O zaman yasayı geçiriyoruz. Ama özel okullar çok memnun oluyor bu durumdan. Neden böyle oluyor? Ee, okul vergi kredilerini düşürdük. Mü? Şöyle bakalım. Buna da memnun oluyorlar. Yok böyle memnun olmuyorlar. Ha, pardon. Evet evet tamam tamam. Buna Değil memnun oluyoruz. çubuk geriye geliyor Süper tamam yapalım uygulayalım bence. Hemen şöyle çektim ve uyguladık. Evet. Popülerliğimiz yüzde %49 hala. Şu anda değişmiyor. Turn atlamamız gerekiyor. Tamam. 10 tane puanımız kaldı. Onunla da e, şu kırmızı olan alanlara da bir bakabiliriz aslında. Burada mesela neymiş bunlar? Bunlara daha sonra gelelim. Askeri dış politikaya daha sonra geliriz bence herhalde. de. Önce bir içeriği halledelim. Şimdi o zaman şöyle politika kısmından bakalım. Anahtar kısmından vergi kısmını az buçuk hallettik. Mesela kamu hizmeti. Kamu hizmeti çok fazla yapmadık. Mesela ücretsiz okul yemekleri var. Olabilir. Gençlere Olabilir. dönüp Olabilir. şey yapabiliriz. Olabilir. Evet evet. Ücretsiz okul yemeklerine bakalım. Hemen bakalım. Oo, bayağı bir şey var. İstek var aslında buna. Bizde de mı? maliyeti 568 bin TL. Yok 568 milyon. Evet. 2.27 milyar arasında. Bakalım ücretsiz okul yemeklerine ne kadar arttırabiliriz. 1.42 milyar şu anda. Biz ödeniriz. diğer taraftan bakalım. kaç para kazanmıştık vergiden? Yaklaşık 2-2,5 milyar liraya kadar bir şey kazandık. O zaman bir yarısını buraya verebiliriz. O zaman 1,42-2,25 yapabiliriz. Yükseğe de çekmiş oluyoruz ve %25 artış Yoksulluk yapıyoruz. Yoksulluk artıyor, sağlık artıyor, sosyalist kesim memnun oluyor, obezite artıyor. Düşüyor, düşüyor daha iyi. Obezite düşüyor. Evet, obezite düşüyor. Artıyor. Hayır, obeste düşüyor. Obezite artıyor. Bak, sola kayıyor. Ha, düşüyor, sağa doğru artıyor. Düşüyor. Tamam. Düşüyor düşüyor. Yoksulluk düşüyor o zaman. Evet. evet. Güzel. Tamam. 125'i sonuna çektim buraya. Evet. Güzel. Tamam. Zaten buna da politik Burada puan neden istemiyor. Burada neden gençler yok? Efendim? Burada neden gençler yok? Burada sanırım gençlerle ilgili değil. Hani gençler e, bu işle ilgilenmiyor. Okula giderken cep harçlığına ailesi ebeveynleri veriyor ya muhtemelen ondan kaynaklı. Tamam. Uygulayalım. Hemen uyguladık. Evet. Tamam. Burada törnü artık değiştirmemiz lazım. Bakalım bir sonraki 3 aya geldik. Burada yoksulluğumuz bayağı bir düştü. Çok sevindirici bir olay ve şunu okumadan geçemeyeceğim. Eski casus zehirlendi. Ülkemize sığınma hakkı sanılan eski bir yabancı casus eski görevleri tarafından öldürüldü diyor. Hemen bakalım bağışlar talep demiş. Büyük parti bağışlarınızdan biri politik hakkında fikirleri varmış. Aa bu Tuna mıydı? Taha mıydı? Taha. Demin baktık. Taha <laughs> Bey'imize bakalım. Büyük taraf bağışlarınızdan biri Taha Bardakçı belirli bir politika e, niceliksel gevşetme uygulayarak onları yatıştırmanız konusunda ısrar ediyor. Bunu reddederseniz Birleşik Çeşitlilik İttifakı için mali desteği bırakacaklar. Şimdi benim anladığım kadarıyla bunlar e, istediği bir politika var ve onu yapmamızı istiyor. Görüntüle ne istiyor? Hemen bakalım. Niceliksel gevşetme. Merkez Bankası'nın etkin bir şekilde fazladan para bastı ve bunu tahvil ve hisse senedi satın almak için kullandığı bir tür alışılmadık para politikası. Bu acil ekonomik aktiviteyi teşvik edebilir ancak aynı zamanda enflasyona neden olur. Ve hisse senedi sahibi insanların serveti artar diyor. Yani bu kendi çıkarlarını düşünüyor. Çok fazla. Bizden bağışı keserse ne kadar? Yani bir iş adamının bize bağışı ne kadar olabilir ki? Ee, biraz önce de baktık sanırım ee, ülkenin zaten %5'lik kısmı zengin. Bu arkadaşımız yaklaşık hani bize yaptığı bağışlarla %4, %5 değil de bu arkadaşımız yaptığı bağışlar %50 civarında. Böyle bir şey kabul edilemez. Mi? Enflasyon fırlıyor. Yani. Şu durumda evet. Yani biz böyle bir şey kabul etmiyoruz. Şimdi tekrar gelelim bağışımıza. Hiçbir şey yapma. Cevapsız bırak. Cevapsız bırakabiliyor muyuz? Bırakamıyoruz. dediğin zaman bırakıyorsun. Yok bırakamıyoruz. Aşağıdan devam et diyorsun bırakıyorsun. Turn bitmeye yakın istiyorsan bir daha bakalım. Bırakamıyoruz. Hmm, tamam. Mecbur cevaplamak zorundayız. Tamam reddet o zaman abi. İstiyorsan tekrar görüntüleyelim. Bakalım uyguladığımız zaman ne oluyor? Herkes görmüş olsun. Şimdi uyguladığım zaman enflasyon artıyor otomatikman. Dediğimiz gibi. Ne oluyor? Kapitalist kesim seviniyor bu duruma. Zengin kesim seviniyor. Tersini yapalım mı? Bağışçının dediğinin tersini yapalım mı? Enflasyonu düşürelim. Mantıklı. Zeki tam, kesimden tam, biraz... Tam, tam tersini yap abi. Evet. Madem bağışı kesiyorsun al sana diye. Enflasyon düşsün para abi. Para biriminin gücü de düşüyor herhalde. Para biriminin artıyor, gücü artıyor. artıyor. Evet. Enflasyonu düşürüyoruz çünkü. Evet. Tamam bence öyle yapalım. %10 düşüşe ne dersin? Evet bence gayet iyi. Tam tersini yapalım. Bunlar ne diyorsa bunları test indikatör olarak kullanacağız. Bunlar ne diyorsa tersini yapacağız. Tamamdır. Hemen yaptık uyguladık. Harika oldu bence de. Hemen buradan da o zaman... Ee kabul etmediğimizi varsaydık sanırım gitti. Kardeşim biz ekonomist miyiz? Bize böyle olaylarla gelmeyin ya. Biz halk, vatandaşız biz. Evet. Aynen öyle. Para ne olmuş? 381 giderimiz var hala eksi. Ama Esap bu bölüm 5. 10 milyar lira artıdayız. Evet, evet, evet. Öyle düşünebiliriz. 30 milyardı. Şimdi 20 milyara düştü hesap açığı. İstersen politik sermayemiz bayağı düştü. İstiyorsan bir sonraki törne bekleyelim. 3 ay sonra devam edelim. Bence çiftçilere tekrar bakalım. Çiftçilere bakalım. Hemen nerede? Vatansever kesim de birazcık geriledi bizde. Haberin olsun. E aşağı doğru gidiyor. O zaman bir çiftçiler yapalım. Bir çiftçilere bakalım. Onları en tepede görmek istiyorum ya. Onların mutluluğunu. Araba vergisini düşüremeyiz. Av kısıtlamalarına baktık. Benzin vergisine bir bakabiliriz. Benzin vergisi. Bayağı bir vergi alıyoruz. Biraz Kesinlikle. düşürelim. Biraz düşürelim. Hemen bakalım. Bu sürücüleri de mutlu edecek. Gençleri de mutlu edecek. Birazcık vergi düşürebiliriz. Yani çok az. Böyle çok ağım şan değil de. Şimdi bakalım %20 alıyormuşuz. Evet. Sence kaça çekelim? 4'te bence kalsın. Gelir olarak 4 milyar TL'de kalsın. Hemen bakalım o zaman. Az buçuk sevindirelim. Diyorsun. Evet. Bir 200-300 milyon tarzı bir ücret bize yeterli. Bence bunu biraz uygulayıp elektrikli arabalara geçişi de engellemiş oluyoruz. Çevreciler mutsuz olacak. Evet, İlermeyen araba kullanma ama zaten elektrik için daha bizim için erken dışa bağımlıyız çünkü elektrikle biz. Aynen öyle. Doğru söylüyorsun. Araba kullanımı da ters etki olarak artacak. Yol kısmına geçeceğiz yani. Evet. Yol yapmak zorunda kalacağız. Hemen 3 politik puanımızı uyguladık. Zaten bu hmm. maksimumda. Evet. Çöküşlü araştırmamız muhteşem bir şekilde ilerliyor. Evet. Şu anda bu oynadığımız ülke bundan niye rahatsız oluyor ya. Bunlar niye her şeyden rahatsız oluyor? Bağlı olduğu dinlerle alakalı hani e, belli bir kural var demek ki. Onlarla ilgili sevmiyorlar demek ki bu kısım. Bakan kök kökücü araştırması kendinden başladı tipe bak. yani, <gülüyor> yani <gülüyor> doğru söylüyorsun. Buna hiç girmeyelim o zaman şimdi. Bu kısmı hiç zorlamayalım. Ne dersin bu, bu atlatalım mı? Bir sonraki törne geçelim. Atlatalım bir engellilere bakalım mı? Engellerle ilgili ne var? Bir şey varsa engellilere de. İşsizlik düşmüş. Sağlığımız çok iyi. Eğitim iyi. Yok, yok, yoksulluk da fena değil. Zehirli atık çöplüğü diyor. Bakalım istersen. Bakalım bakalım bir atık çöplüğü, atık çöplüğü neymiş o, şimdi... Ülkemizde Aa. büyük bir zehirli evet. atık çöplüğü inşa etmek için bir öneri öneri sürüldü. Bu tesis çok büyük olacak potansiyel olarak. inşaatında birçok iş yaratacak ancak çevre üzerindeki etkisine dair en endişeler var diyor. Yani bunu e, zehirli atık çöplüğü kurmak bence çok mantıklı değil. Düşünsene Düğün oturduğun gitti arka tarafında boş bir arazide zehirli atık çöplüğü var. Yani bu ülkede yaşayan insanların çoluk çocuğunu özellikle bilinçsiz insanları direkt sağlık sektörüne kapısını aralayacak böyle bir durumda. Kabul etmiyoruz abi. Yani hiç okumanın bir anlamı yok. Evet evet. İnşaatı direkt, önlüyoruz. Direkt, direkt inşaatı önlüyoruz. Ülkeden nüfusunu kaldırıyoruz, siliyoruz, yok ediyoruz. Çevreci kesimi kazandık, iyi. Evet. Poşete biraz daha zahmet bu. <laughs> Çevrecileri tekrar buluşturabiliriz. Ee, gördüğün gibi açığımız 16 milyar liraya kadar düştü. Galiba biz seçime kadar bu bütçe açığımızı kapatacağız. İnşallah. Şimdi anket raporuna göre de %48'ini alabiliyoruz oyları. Sence iyi mi? Devam mı diyorsun? %1 düşme var. Evet çok enteresan ama muhtemelen bu zengin kesiminden biz %1 kaybettik sence? Bence de. Yani biraz önce biliyorsun enflasyon düştü ve e, Taha Bey'in e, fikirlerine uymadığımız için galiba onun kesiminden Demek seçimde... Demek bu enflasyon zengini zengin ediyor. Yani muhtemelen. Devam edelim. 23 puanımız var politik sermayemizde. Ayrıca şunu da hatırlatayım sana. Seçime kadar hiçbir şey de yapmayabiliriz. Bu şekilde de devam edebilir. Olur mu canım hiçbir şey yapmadan da? Yani... Biliyorsun çoğu yerde bu yaşanan bir durum. Hiçbir şey yapmadan. Sanayicileri destekleyelim ya. Sanayiciler nerede? Sanayicilerimizi destekleyelim. Sanayiciler ee, nerede olabilir? Sağ panelde olabilir. ekonomi de olabilir. Ekonominin en sonunda iki tane çark var ya o olabilir. Küçük iki tane en sağda. Hemen bakalım. Bir altında. Teknoloji. Hmm, teknoloji miymiş o? Tamam. Şuradan bakalım. Ee, sanayicilerimiz ne önem verir? Ekonomiye bakalım. Ekonomiden. Ticaret konseyi var mesela. Bakalım bir ticaret konseyine. Ticaret konseyi e, yabancı ülkelerde güvenilir ticaret ortakları bulmak her zaman bir güçlük olmuştur diyor. Ticaret konseyinin kurulmasıyla o potansiyel ticaret ortakları burada listelendiği ve kendileri teklif verdikleri için artık daha kolay hale gelecektir diyor. Yani demek istiyor ki biz bir bütünüz biz ne dersek o olur diyor. Hmm. Tahmin şimdi bu tahmini seçmenler arasındaki popülerlik diyor ya. Ee, mesela devlet telekom telekom şirketi var en üstte. Onu basar mısın bu? Nerede? Onu bir seçer misin? Hemen baktık Mesela bu popülerliği çok azmış bunun ama bu herkesi de ilgilendiriyor mesela işsizliği düşürüyor, sendikacı kesimi mutlu ediyor, kapitalist kesimi düşürüyor, ya yoksulluk düşüyor. Acayip. Ya Keşfen arasında popüler değil. Çok enteresan dediğin gibi. Yani. Evet değil ve biz bunu bence şey yapabiliriz, e, uygulayabiliriz. Geliri var çünkü bize. Hemen bakalım. Ne diyor? Bu politikanın uygulanması tüm sektörü devlet, kamu mülkiyetini alacaktır diyor. Bu sosyalistleri memnun edecek, kapitalistleri üzecek ve aynı zamanda tek seferlik büyük bir bedeli olacak diyor. Bunu yapmak istediğinize emin misiniz? Yalnız dikkat eder misin? 398 milyar lira. Bence devlet, telekom şirketini kamulaştıralım abi. Alalım mı diyorsun bence de. O zaman vergileri bir Evet. Devletin eline almış olur Evet teknoloji. evet, evet telekomünikasyon. Evet. Hemen aldık. Telekom endüstrisi bir anda yerle bir oldu galiba. Yo buradan ayarlıyoruz. Maliyetimizi arttıracağız. Şimdi %10 mu yükseltelim ne yapalım? Ne dersin? Bu muhtemelen ee, şey kapsama alanını arttırmış olacağız. Evet. Ne dersin? %10 mu %25 mi yapalım? %10'u sınırda bırakalım. %10 sınırında artık Devlet telefon... için herkesin hüküm sağlamasını sağladık. Yani kararları biz alacağız. Evet. Bu da halkı memnun etti. Bakalım oyumuz artmış olabilir. İstersen bakalım mı yine yoksa devam ettirelim mi oyunu? Turn Çiftçilere yapalım. tekrar bakalım. ya. Çiftçileri niye biz bir şekilde yeşile yapamadık? Çiftçileri biraz memnun etmemiz lazım. Çiftçilerde e, av kısıtlamalarına bakmıştık. Kırsal kalkınma hibeleri. Hibe verelim mi biraz? Verelim. verelim. O zaman hibe bölümünü açtık. Hibe verelim. İşsizliği de düşürüyor zaten. Şu anda yani. 6.11 milyar lira bir aslında hibe veriyormuşuz ama yeterli gelmiyor sanırım. Evet. Bunu biraz arttıralım. Bakalım. Şöyle 6.50 yapınca. Yalnız şöyle bir şey var. Bak onu arttırdığımız zaman... G, S, Y, İ, H ne oluyordu? Şey. Gayri safi milli asla. Aynen gayri safi milli asla da artıyor. Yani evet çiftçilerimiz bayağı memnun. Eşitlik oluyor. Ee, sona kadar çeker misin onu hocam? Sona kadar çektiğimiz zaman işsizlik bayağı bir düşüyor. Bence çekelim. Demir yolu kullanımımız vesaire Çünkü bize artıyor. maddi olarak gideri var ama geliri de var. Yani daha sonrası için doğru söylüyorsun. Evet. Özellikle enflasyon. Mesela zayıf kazançlar oluyor. artıyor, işsizlik düşüyor, eşitlik artıyor. Yani bence çok iyi uyguluyorum. Demir yolu kullanımı artıyor, araba kullanımı artıyor. Evet, evet. Tamam. 5 politik sermayemizi uyguladık. Ben bir sonraki dön giderimizi tahmin etmek istemiyorum açıkça. Hani bayağı bir giderimiz oldu. Çok Umarım iyi. şeye <laughs> kadar biz e bu ülkeyi 3 se seçime batırırız. 5 <laughs> 5 beş, beş, beş seneye kadar inşallah ülke batmaz olur. Abi güzel şeyler yaptık bence. Ma, evet, Hadi bakalım. Çiftçiler önemli. Geçelim mi bu? Geçelim. Turnimde? Bakalım ben çok merak ediyorum açıkçası. Ben de çok merak ediyorum. Anasını Şimdi ne demiş? İklim, İklim değişikliği demiş, protokolü. protokolü. Bu önemli bir aslında konu. Ne demiş? İyi haber, küresel ekonomi oldukça iyiye gidiyor ve gayri sağlıklı milli hastalığımızı olumlu yönde etkiliyor demiş. Aa. Çok fazla bir değişiklik olmamış ama şu anda da 16 milyar tutarında küçük bir bütçe açığımız var diyor. Bence iyi. Geçen 3 ayla aynı anket raporumuzda yüzde 46'ya kadar evet, 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 düştü. çok düştü, çok düştü. Yani biz iyilik yaptıkça aslında ters tepki görüyoruz gibi bir his var Osman. Bunlara vergiyi çok arttıracağız, ondan oy O zaman evet. Şimdi bakalım. Ama dediği gibi oyunun galiba çeviri hatası var. Hani giderimiz o kadar çok artmadı. Bence iyi bir şey yaptık o zaman telekomünikasyonu üzerimize almak. Zaten şöyle oradan bir gelir de var bu arada. Doğru söylüyorsun. Devletleştirdiğimiz zaman bir gelir de var. Halk daha çok güvenip devlete daha çok kullanıyor. Orada öyle bir şey var yani. Doğru söylüyorsun. Ya, Esap açığımız çok fazla olmadı. Sence bu bölüm ulaşıma biraz ağırlık verelim bakalım, mi? Bakalım bakalım. bakalım. Evet. Çünkü arabalarda bayağı bir sıkıntı var. Şimdilerde belli markaların oluşturduğu e, böyle arabana misafir biniyor ve belli bir ücret karşılığı belli bir yere kadar bırakabiliyorsun. Çok iyi. Şimdi araba havuzlama kampanyası da bu. İnsanlar uygulamadan çağırıyorlar yanına taksi gibi kullanıp götürüyor. Olur, olur. Olur. Bir de bak %62 popülerlik var. Bir bakalım o neyi memnun edecek. Hemen bakalım. Araba kullanımını düşürüyor. Çok iyi bence yapalım. Hemen şöyle 134 milyar, milyon liraymış. Araba kullanımını ne kadar düşürelim sence? 25'e kadar düşürelim mi? Düşürelim. O zaman maliyetimiz kaçtan kaça geliyor? 135'ten 165'e kadar geldi. Bunu olsun. düşürelim. Yakıt vergisini de arttıralım. Araba kullanmasını biraz daha sınırlayalım diyorsun. Evet, ama evet. çiftçiler üzülmesin. Onları başka yerden memnun ederiz. Tamam destek, o zaman. destek bir şey veririz onlara. Benzin vergimiz. Şimdi benzin vergisi bayağı bir ee, güçlü bir gelir. 4 milyar 26 milyon lira yani 260 milyon lira bir gelir evet, sağlıyor ülkeye. Evet, evet, evet. Şimdi %16'dan %20 yapsak mesela. Gördüğün gibi 1 milyar liraya kadar bir artış oldu ama ee, araba kullanımı düştüğü kadar sürücü kesiminin geliri de düşüyor. Yani çiftçiler burada az bir şey üzülüyor açıkça. Çok değil ama. Evet az ufak miktar yapabiliriz. Kaç yapalım sence? 5'e beşe, beşe beş dayanalım. 5 olsun. 5 iyi. Bizim de para kazanmamız lazım. Yani ülkenin bir gelir olmak zorunda. %19 yaptık. Çevreciler de her şey memnun oluyorlar ya. Yani. Çevreciler e, karbon salınımı azalıyor. Bu sayede çevrecileri kazanıyoruz. Evet çok fazla da düşmedi bu arada mali şey gelirleri yani. Aynen öyle. Bence bir sorun yok. Aynen öyle. Çevreci kısmı bir bakalım. Hiç bakmadık. Bakalım. O kadar sevindiriyoruz kendilerini. Çevreci kısım nerede görebiliyor musun? Yok. Şu an bakalım. Çevreci kesim. Ee, bayağı bir şeyler var. Ağaçlandırma yapabiliriz mesela onlar için ama şu anda gerek var mı? Çevreci kesim. Zaten istemeden memnun ediyoruz kendisini. Evet evet evet. evet. Gerek yok. Onlar her şeyden memnun oluyor. Ebeveynlere bir bakalım. Ebeveynler neden bu kadar mutsuzlar? E, seks işçiliği yasaları, narkotik, ücret okul, solunum hastalıklarına bakabilir miyiz? Ya? O solunum, solunum hastalıklara... hastalıkları. Hemen bakıyoruz. Asım ve diğer akciğer hastalıkları diyor. Ciddi bir sorun. Şimdi hmm. bunu nasıl yok edebiliriz? Şimdi araba kullanımı dediğimiz gibi karbon monoksit salınımı yüksek. Bu da insanları kansere kadar e, büyüyen hastalıklara sebebiyet veriyor. Ama burada mesela ağaçlandırma yaptırmamız lazım. E, bunun için engellemek istiyorsak ki zaten biz bunu fullemişiz yani bu. Evet. Devlet politikalarımızın bu içinde fazlasıyla var. Yüz milyon. Yılda 100 milyon ağaç dikiyoruz. Yılda 100 milyon bütçe ayırıyoruz. Evet. Ay, bütçemiz 1 milyar 65 milyon bütçe yukarıda yazıyor. Ha, özür dilerim. Onu bir aşağı çekse ne oluyor bu tablo? Bu bayağı bir sıkıntı yaratıyor ve solunum hastalıklarını arttırıyor. Evet, 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 evet. O yüzden yine böyle bir şey yapmayacağız. Zaten olduğu gibi bırakacağız. Evet. Üzerine e, biz başka ne yapabiliriz ona bakacağız. Hemen tekrar bakalım. bir girelim. Ebeveynler kısmı. Solunum hastalıklarına tekrar girelim. E, buradan çevreye bir bakalım. Çevre. Bunu nasıl bir şey yapabiliriz? Şimdi çevrenin içerisinde bir sürü şey var. E, mesela hava havayolculu araba kullanımı, solunum hastalıkları, turizm çevre kesimi. Solunum hastalıklarına bakalım sen. Bakalım. Hani onun Ona neden zaten. olduğu yerler bakmıştık değil mi? Evet. Evet. bunu mu Yani sağlık hizmet talebi var. Tütün kullanımı özellikle. Bunun vergisini arttırırsak tütün kullanımı azalacak. Burada şimdi çevreye gidiyoruz ama çevrenin çok fazla bileşeni var. Burada mesela memnuniyet var. Şunlar memnun olmayan, memnun olunmayan kesimler. Araba kullanımını zaten daha yeni değiştirdik. Şöyle bir şey yapabiliriz. Belki burada mikro nesil hibeleri şöyle mesela geri dönüşüm kısmını birazcık arttırıp memnun edip öyle bir puan buna harcayıp birazcık maliyet yüklenip memnun edebiliriz. Bu galiba e, geri dönüşümü teşvik ediyoruz insanlara. Evet, evet biraz daha fazla teşvik etsek ne olur. Şöyle geri dönüşüm merkezleri. Geri dönüşüm merkezleri bence, bence olması gereken bir şey. Evet bence şöyle bir iki puanlık bir artışı yeterli olur. Tamam. Bence gayet Şimdi yeterli. Bu şöyle herhalde biz bunun kendi içerisinde yani birçok e, farklı bileşen var ama bizim burada asıl e, şunu gayri safi milli hasılayı arttırmamız lazım. Bu da evet. çok fazla etkiliyor. Bunun içerisinde de en fazla bizi aşağıya çeken şey çevre. Evet. Çevrede bize en fazla aşağı çeken şey de bu. Yani birbirleri hepsi bir kombinasyon içerisinde. Bunların hepsini düşünerek hareket etmek gerekiyor. İşte araba kullanımı. araba ne? kullanımını, otobüs kullanımı mesela. Otobüs kullanımının da içerisine giriyorsun. Bir sürü parametre var. Emir yolu kullanım içerisinde parametreler var. Ya bunların hepsini birbirine entegre etmemiz gerekiyor. Yani orta kazanca bakar mısın? Orta kazanç gelir vergisi bu kadar, satış vergisi bu kadar. Ya orta gelirler için ee, önemli olan şeyler muhtemelen bunlar. Gelir vergisi özellikle. Bak bunlar mesela ne tür? Göçmenlik. Çünkü daha açılmamış evet. Sendika, Göç... sendika kısıtlamaları. Mesela sendikacı kesim üyeleri düşmüş. Sendikacı kesim üyeleri düşmüş. Kapitalist kesim mutlu mesela görüyor musun? Evet. Verimlilik nasıl artabiliyor böyle bir şeyde ben onu anlamadım ama. Bordo vergisi. Bordo, bordo. bordo vergisi. Bordo vergisini biliyorsun. Ee, şimdi satın aldığın marketlerdeki fişleri eskiden vardı. Biz doldururduk. Ee, bordrosunu devlete veriyorsun ve vergisini geri alıyorsun. Kalk geri alabiliyordu. Öyle bir şey. Asgari ücret bence arttırırsan baya bir sıkıntı yaşarız. <laughs> evet evet. Tamam şimdi şöyle yapalım. Ee, biz bütün buradan çıkalım. Ee, zaten 10 puanımız kaldı. Bu 10 puanda da bir şöyle bir şöyle bir göz atalım. İşçi hakları. Hımm işçi haklarında da... Ya bu ne diyor? Ee, i̇şçi haklarında çoğu zaman grev hakkı. Yani istediği sonucu elde edebilmek için grev yapma izni istiyor. Hakların temeli bu aslında. Özellikle sendikacılar bundan memnun olacak. Çalışma haftası. Şey oluyor, sendikacılar geri çektik. Sosyalistleri birazcık memnun ettik. Çalışma haftasını düşürüyor ama. Çalışma haftası neden böyle? Ya onu yanlış çeviri var galiba. Çalışma haftası dediği şeyde. Bence de öyle olabilir. Ama bu birçok kesim mutlu ediyor. Bize bir ciddi maliyetik ama şu an bu bir kalsın. Ee, i̇şe gidip gelenler. Bu otobüs kullanım teşviği var. istiyorsan bir bakalım. Otobüs şeritleri. Ha, bu e, galiba var yabancı ülkelerde mesela belli bir şerit üzerinde trafiğin akmasını engellemek için yani daha doğrusu otobüsün sadece kendine özel bir yolu var. Metrobüs gibi düşünebilirsin. Bayağı bir sıkıntı. İstiyorsan bunu seçime yakın bir tarihte yapalım. Son masa biraz oy kazanırız. Ama trafik sıkıştığını sıkışıklığını azaltıyoruz bak. Araba kullanımı artıyor, yakıta da zaten vergi yaptık. Sürücü kesim memnuniyeti artıyor, çevreci kesim düşüyor. Çevreci kesim zaten memnun etmiştik. Evet. Bence bu yol yapma işine birazcık ağırlık verebiliriz. O zaman eee maliyetimiz kaçtan kaça çıktı? Şöyle oldu. 7.41'di. E, 8.99 oldu. 1 milyar liradan biraz fazla. Evet. Tamam uygulayalım. 4 Şu sermayemiz 20, kaldı. Evet evet 4 sermayemiz kaldı. Bunu bir atlatalım. Bunlar yurt dışı zaten. Şurada iş biz neye bakabiliriz? Bir soru işaretimiz var. Bir cevaplamadığımız bir olay var sanırım. O Aa, Bitcoin. Ortak kazanmış. Kripto para. <laughs> Gençler. Şu anda çok popüler değiliz galiba. İnternet üzerinde işlem gören kripto para bilmiyorum. Benim sen oranı. Evet çok popüler değil kripto para bu. Ya bu teknoloji arttıkça galiba orantılı şekilde artıyor. Evet. İnsanların teknolojiye ulaşma şeyine göre. Oh, çok fazla şey o, var. ilişkileri bence hiç ulaşma. Soru işareti var. İklim değişikliği <laughs> protokolü. Ne yapacağız? Sera gazı salınımını azaltıyoruz. Protokolü reddediyoruz. Ekonomimizin tehlikedeyken büyümeyi, üretkenliği ve refahı engelleyen bir öneri onaylayamayız. Çevreyi korumanın diğer yolları şimdilik yeterli olmalıdır. Şimdi ne diyorsun? Sera gazı salınımını azaltmak. Bence politikayı onaylayalım. Doğru söylüyorsun. Hem bu sayede çevrecileri kendi safımıza çekmiş oluyoruz tekrar. Ve e, sağlığını da arttırmış olacağız muhtemelen. Olacağız ama birçok şeyi de etkileyecek. Üretkenliği arttıracak, ekonomiyi engel etkileyecek, büyümeye etkileyecek. Ondan dolayı biraz da bizi zorlayacak. Ama çevreyi korumanın başka bir şu anlık yolu da yok. Sera gazı salınımını azaltacağız. Özellikle de çiftçileri çok vuracak bu tercih. Hemen bakalım. Evet kapitalist kesim gitti. <laughs> Biz zenginleri kaybedeceğiz elimizden. Yüzde beşlik kesim gidiyor ben haberin az. Sana al. söyleyeyim. Kapitalist kesim gitti. Geo ekonomisyonu düştü. Çevreci kesim mutlu oldu. Tamam. Güzel. Çevreci kesim tamamen kazandık gibi bir his var içimde. Evet evet. Onlar e, çok mutlular. <laughs> e, onları kazanacağız. Ama popülerliğimiz düşüyor bu arada. Seçimi kazanamayacağız. E, evet. Narkotiği serbest bıraksak bir şey söyleyeyim mi? Biz bayağı oy toplarız. İç karışıklığa neden oluruz biliyorsun değil mi? Öyle bir evet, Narkotik, alkol, sigara. Bunların istedikleri bu. Bunlar bunu istiyorlar. Polis gücü. Şimdi polis bu... gücümüz maksimum bizim. Normal şartlar. 7.8 evet. milyar. Evet. Ve bu durumda bile e, sıkıntı yaşadığımızı söylüyor oyun aslında bize. Evet. E, şimdi özellikle dediğimiz gibi uyuşturucu kullanımını arttırırsak polis gücümüz yeterli olmayacak. Evet. Onun da dışında yol zaten şu an biz e, yoksulluk ve yolsuzlukla mücadele ettiğimiz için aldığımız kararlarla şu an polis gücü o yüzden yeterli. Mesela işsizliği arttırsak var ya uf. Yani başımıza neler gelir yani? İç karışıklık çıkar direkt. Evet, Yoksul kesim artacak. O yüzden şu an bunu bunu es geçelim. Şu an bunu zaten oynamaya gerek yok. Daha güçlü bir ülke olsaydık ekonomik olarak evet onun maliyetini azaltabilirdik. O zaman 4 ekonomi puanımız var. Ben ilerletiyorum. Evet. Bakalım. Ee, burada politik yenilenme var pozisyonlarda. Benzin vergisi özellikle şey yapmış. Evet. Saatimiz bayağı ilerledi sanırım. Bunu bir dahaki bölüm ne dersin? Bir dahaki bölüme bırakalım evet, artık. Evet, bir dahaki bölüme bakalım. Çok fazla parametre var. Tek tek incelemek de gerekiyor. Ee, biz biraz daha detaylıca hatta bakalım. Ee, diğer bölümde kaldığımız yerden devam ederiz. Evet arkadaşlar bu bölümde artık sonuna geldik. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.